bu insan nerelerde ne almış? Yani biz kendimizden bahsedeceğiz. Biz kimiz? Aklımızla aklımızı tanımaya çalışacağız, hakim olmaya çalışacağız. İnsan nedir? Ben düz okuyayım, sonra orada geçip anlatacağım. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Bir toprak düşünün, çekirdek düşünün, çekirdek. Çekirdekten ağaç olmuş. Bak çekirdekten ağaç olmuş, bir de meyve vermiş. İnsan ise hem bu ağacın kökündeki çekirdek hem de meyvesindeki çekirdektir. Hem kainatın varlığın evvelidir hem en ahiridir. Yani Nur-u Muhammedi cihetiyle kainatın başıdır. Varlığın mukaddemesidir insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun o cihette biz de onun hakikatında olduğumuzdan biz kainattan önceyiz. Göstereceğim orada. Meyve itibariyle, beşer itibariyle, insan oluşumuz itibariyle ağacın sonu olan meyvesi gibi iz. Ama o meyvede bir çekirdek var ki İsmail, kainatın yani ağacın başıdır. Dolayısıyla meyve ile çekirdek arasındaki alemler senden yaratılmış. Senin hakikatındır. Bak diyor ki şu kainat ağacının insan en son en cemiyetli meyvesidir. Hepsini içine almış. Kainat içine almış. Yani ağacı içine alan çekirdek gibi. İki, hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam cihetiyle çekirdeği hastesi. Bu da baş. Kainatın aslı cihetiyle, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle, yani çekirdekte ağaç var mı? Var. Kokusu, tadı, her şey mevcut. Şimdi çekirdek var iken hepsi vardı. Ama daha ağaç yoktu. Şimdi ağacı meyveleri gibiyiz. Ağacı meyvesi çekirdekte yok mu? Var. Her birimiz ağacın meyvesiyiz. Ama bizim bir hakikatimiz var ki meyvenin içinde. O çekirdek cihetiyle kainatın başıyız. O çekirdek cihetiyle. Onu taşıdığın için. Eğer meyve itibariyle düşünürsen ağacın sonusu. Üç. Kainatı büyük kuran düşünürsen, Allah'ın dışında yaratılan bu kainatı kuran gibi düşünürsen kainat kuranının insan ayet-i kübrasıdır. Kainat kuranının ayet-i kübrasıdır insan. Göstereceğim onu. İsmi azamı taşıyan ayet-i kürsisidir. Şimdi ben şimdi göstereyim. Geçen cümleler. Mahiyet-i Muhammediye hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Biraz indirir misin bunu? Şu aha. Kur'an şuradan gelmiş. Sıfattan gelmiş. Kelam sıfatından gelmiş. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Bu sıfatlar şuunattan gelmiş. Biraz aşağı indirir misin abi? Hafif bunu. İndireyim mi? Yani yukarıyı göster bize. Biraz daha, biraz daha. Ha, tamam. Tamam. Şimdi mahiyeti Muhammediye hakkında hani peygamberimiz diyor ya, ya Rabbi seni en iyi bilen yine sensin. Bunun hakkında bize hiçbir malumat yoktur. Varlığında haber var Kur'an'da. Bilmiyoruz. Kur'an'ın dışında bir şey. Mahiyeti Muhammediye, mahiyeti zatiye. Bunu bilmiyoruz. Çünkü Kur'an sıfattan gelmiş. Burada haberimiz yok. Mahiyeti zatiyeden şuunat-ı zatiye. Bak biz kimiz? O kadar orijinal bir ders ki insan kendisini tanıdıkça çöplük harcamaz kendisini. Kendisine gereken de değeri verir ya.
Şimdi buradan diyor, bunlar 20. sözden, şunat-ı zatiye çıkmış, şunat-ı zatiye de 24. sözden latifelerimizden bahsediyor. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i müneze, şevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese deniliyor. Tamam mı? Şimdi yukarıya çık, bunu kaldır böyle. Heh. Şimdi buradan da şunattan sıfatlar çıkmış. Sıfat-ı ilahiye, sıfat-ı zatiye, subutiye diye malum. Kur'an buradan gelmiş. Kelam sıfatından gelmiş. Buradan aşağıya haberler getiriyor. Ama yukarıdan işaretler ediyor. Yani yukarıda mahiyet-i zatiye var diyor. Şunat-ı zatiye var ama keyfiyetini bilmiyoruz. Bu Kur'an buradan geldiği için buraları böyle bir dere düşünün. Kaynak nereden çıkmışsa olsun, oradan aşağı elementleri neyi eritmişse onu getiriyor. Ondan öncekisi elementi getirmiyor, getiremiyor. Çünkü ondan geçmiyor. Şimdi ondan sonra sıfattan, iki sıfattan esma çıkıyor. Esma-i zatiye, esma-i fiili. Çık yukarıya. Şimdi bu buraya kadar vacibül vücut, Allah'lık hakikati, bu bizimle alakası yok. Vacibül vücut, vücudu zatındandır. Bu bitiyor. Allah var iken hiçbir şey yok idi. Sonra Allah karar verdi. Ben kainatı şeceri hilkati yaratacağım dedi. O adet ilahisi ilk önce çekirdeği yaratıyor. Kaldır biraz daha. Şunu yaratıyor. Mektubatta da anlatıyor. Barla'da anlatıyor. Yani nuru Muhammedi yaratıyor. İlk nur. İlk varlık süreci nuru Muhammedi çekirdeğini yaratıyor. Bu çekirdeğin içerisinde dal var, yaprak var, çiçek var, meyve var, koku var. O cihette biz bu çekirdekte var idik nuru Muhammed'in içerisinde. Çünkü kainatta ne varsa, ağaçta ne varsa çekirdekte vardır kanunu sırınca. Kainatta ne varsa nuru Muhammed'den yaratıldığı için nurundan hepsi var. Bu çekirdek, tamam mı? Bu çekirdek nuru Muhammed'in. Sonra bu mahluk değil, vacip de değil, bundan yukarısı vacip, biraz kaldırır mısın? Bundan aşağıya mümkün. Yani üç tane vücut var. Vacibül vücut, Allah'ın vücudu, vücudu kendinden. Mümkün vücut, olabilirdi de olmayabilirdi de. Ama vücudu başkasına muhtaç olan şu varlık. Buna mümkün vücut denilir. Bir de bunların ortasında mümteni. Sekiz kafalı olabilirdik, yedi ayaklı olurduk. Başka bir tuhaf olurdu kainat. Elma dikdörtgen olur, şöyle olur, böyle olurdu. Bunlara mümteni vücut denilir. İşte bu var buradan aşağıya mümkün, yaratılmış, tercih edilmiş alem. Allah Resulü kaldırma, buraya kadar gelmiş. Kabu kavsiyene kadar miracın son mertebesi. Siddet-i Muntaha cennetin son mertebesi. Ama Kab-ı Kavsen yaratılışın son mertebesi buraya kadar gelmiş. Bundan bu çekirdekten ilk yaratılan Kab-ı Kavsen. Sonra Kadir abim, Arş-ı Azam, ruhumuz buradan gelmiş. Ruhumuz buradan gelmiş. Yani Nur-u Muhammed'i çekirdeğinden çekirdektik. Arş-ı Azam'da kanunlar, ruh bir kanunu emridir. Vücud harici giymiş, zihayattır, zişurdur. Vücud harici kanun emri mahluk zihayattır diyor. Yani ruhumuz buradan giymiş. Buradan diyeceğim şu. Tabii ki bir derste bunları kavramız değil ama hayretle şöyle bakacaksın. Allah Allah, biz bir çekirdek iken üzerimize neler bindirilmiş. Odun, hani odun zahirde odun gözüküyor ama odunda duman var. Odunda nur var. Odunda ısı var. Işık var, ultraviyole ışınları var vesaire var. Zahirde bir odun. Odunda duman yok mu? Var odunda. Neresinde? Sağında, solunda, altında, üstünde, her yerinde. Odunda nerede duman varsa ki yaktığımız zaman göz gözü göstermez, nur da var. Işık değil mi? Ama ikisi zıt. İki zıt unsur aynı yerde. İnsanda da böyle. Odunda maksat biziz, odundaki nur ruhtur. Odundaki duman nefistir. O yüklenmiş. Şimdi biz çekirdeği yarattı Nur-u Muhammed'den. Sonra Allah ona ruhu giydirdi. Sonra çık yukarıya.
Ruhtan sonra akıl takıldı. Akıl. Çünkü yukarıya kalp takıldı. Burada ismi azam cihetiyle insan ismi azamını taşıyan ayet-i kürsisi. Ötekisi ise ayet-i kübrası. Bir kırmızı iner misin aşağıza? İnsan kainat ağacının ayet-i kübrası, büyük ayettir. Yani arş-ı azam bize giydirilmiş. İnsan kainat ağacının dediği 218 şualarda ayet-i kübrası. İnsan ayet-i kübra demek büyük ayet. Ayet-i kübra arş-ı azamı bize giydirmesi. Sonra ism-i azam cihetiyle kainatın ayet-i kürsisi, o da kaldır abim. Şu, bunu da kaldır. Arş, esma. Buradan kalp takıldı. Şu mavi olan akıl takıldı. Akıl takıldı. Sonra kalp takıldı. Çık abim. Sonra cennet, cehennem burada şu celal ve cemal tecellisi. Yani kabz ve bazı taletleri Kastamonu 8'in sayfada. Yani kalp şu. Buhran, bunalım, panik atak, depresyon, canım sıkılıyor, nefret ediyorum, duramıyorum, of. Bu celalin tecellisi, bizdeki yansıması bunun. Bu ise surur, neşe, saadet, uçma, kaçma gibi haletler. Bu da cennetten bize takılmış. Yani cemal tecellisi en azami derecede burada oluyor. Celal tecellisi burada oluyor. Bizdeki karşılığı, cennet, cehennemin nümenesi hepsi bizde mevcut. Cem olmuş. Odunda duman, odunun en büyük düşmanı kimdir? Ateş. Ateş odunun içinde. Odun için karanlık, nuru orada. Odun kilosu vardır, hacmi vardır, bir yerdedir, yaktığın zaman nerededir? Almanya neresindedir? Her yerindedir. Şimdi odun yaksak, bunların adı neydi? Nordenham. Ne? Nordenham. Şimdi odunu yaktık, nerede şimdi? Yaktıktan sonra. Dumanı nerede? Her yerde. Nuru nerede? Her yerde. Ha, ama odun daha önce buradaydı. Demek ki her yerde olan bir şeyi bir yere sıkıştırmış. İşte dünya yapmak zordur. Nuru dumanla, iki zıt unsuru aynı yerde yerleştirip odun gibi takdim ediyor bize. Biz aynı böyle düşün ya. Şimdi yukarıya çık. Daire-i ilim. Bize işte kalem-i kudret, kader-i kader, bunlar takılmış. Bundan da bahsetmeyeceğim. Yani ilmi özellikler takılmış. Sonra yukarı çık. Duygular takılmış. Hisler takılmış. Kürs'te biraz duracağım. Kürs, şeytan bize buradan takılmış. Nefis buradan buraya takılmış. Buraya kadar insan değildik. Bu takılınca insan olduk. Bundan önce yani biz insanlık değil, insan değiliz. İnsanlık bize verilmiş. Hani deriz ya, olan insanlığına ne oldu? Yazıklar olsunlar, insanlığını mı kaybettin? İnsanlığını mı unuttun? Yani kimim? Adeta şu, benim gömleğim değen, gömlek değil. Gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim ruhum, benim insanlığım. Yani senin insanlığına ne olmuş? Kimin? Senin gömleğine der gibi, senin insanlığına ne olmuş? Biz insanlıktan da arkadayız. İnsanlık bize verilmiş emaneten. Kelenamu benim adal, daha aşağı iniyor insanlıktan. İşte insanlığın bize takıldığı yer, nefisin takıldığı. Nefis deyince nefse emmare anlamayın. Nefse emmare en düşüktür. Leva memulüme mutmayne razi natika safya. Cemi bize burada takılmış. Buraya kadar beşeriyet olmadığından yukarısı Adem vücut denilir ki Adem'e Allah kendisine başka kimseye secde ettirmediği halde Adem'e secde et dedi şeytana. Çünkü beşeriyet takılmadığı için insan değildir ki şirk olsun. Neye benziyor? İnsan takılmamış halimize toprağa secde ediyoruz. Toprağa secde ettiğimiz zaman Allah'tan başka şeye mi secde ediyoruz? Kime secde ediyoruz? Burada beşeriyet var mı? Nefis var mı? Onun için şirk olmuyor. Esma-i Hüsna'nın tecellisi bunlar. Yani nefis takılsa, insana secde etsen küfür olur. Bak sana secde etsem küfürdür, toprağa secde etsem imandır. Yani bu beşeriyet burada takılmış. Bunu da çok soruyorlar da onun için durdum. Yani niye şeytana
Adem'e secde etmesini söylüyor. Adem daha insan değil. Yani sistem donatılmış, esma, sıfat ve şuunatın hulasa bir yapı. Yani esmanın muayyen hali. Toprağa secde eder gibi. Sonra burada kürs, bizi buraya, nefis buradan takılmış. Şeytan buraya takılmış. Sonra yukarı çık abim. Lef-i mahfe ispat, kader levhasının, yani lef-i mahfuzun yazar bozar tahtası ki zamanın hakikati da lef-i mahfe ispattır. Sonra biraz daha şahin. Sonra emri kün fekün Allah ol dedi, oldu. Şimdi buraya gel. Kabir burası. Yedi kat sema. Buraya çık. Almaya da sen oturuyorsun. Bu sensin. Bunlar hepsi sana giydirilmiş. Sen böyle kaliteli bir adamsın. Şimdi böyle bir sistemin, yani şu anda radyo dalgaları yok mu? FM dalgaları yok mu? Televizyon dalgaları yok mu? Bir sürü var. Niye görmüyoruz? Boyut farklılığından birbirine karışmıyor. Flash belleğe 1000 tane film yüklüyoruz. 2000 tane ses yüklüyoruz. Ama birbirine karışmıyor. Megahertz dediğimiz dalga boyların farklılığından yer darlığı yok. Flash bellekte ses var mı? Mesela bir film yükledik. Kulağını koy bakalım, ses duyacak mısın? Yok. Bıçakla kes bakalım, resim görecek misin? Aynen bunun gibi bütün alemlerde bize yüklenmiş, bu dünyada böyle bulunuyoruz. Ama üzerimize bu giydirilen manevi elbiseler üzerimizde duruyor. Derse gittikçe, Kur'an okudukça, Allah'a kul oldukça üzerimizdeki bu elbiseler aktif oluyor. Aktif oluyor, haberimiz yok. Mesela diyelim ki nasıl aktif oluyor? Hiçbir derdin yoktu. Adam açtı bir tane teyp. Batsın bu dünya diye başladı adam. Şimdi sende bazı hüzünler çıkmayacak mı? Neredeydi o? Dışarıdaki o ses batını oynatmaya başladı. Veya tefekkürü bir ders yaparsa böyle Allah Allah hayret ve muhabbetin artıyor. Ha, o da neredeydi? Bizdeydi. Nasıl uyandırdık? Dışarıdaki hariç. O zaman nerede bulunuyorsanız o tipten karşılıkları bizde uyanacak. Biz buyduk. Şimdi ben birkaç tane de devam edeyim. Şuraya kadar okuduğumu gösterdim. Bir çekeyim şu çay çok iyi. Şakası kazası yok. Sıkılıyor musunuz? Yok, çok güzel. Gayem şu. Size bir şey anlatmak değil. Zaten anlatıyor Risale-i Nur. Risale-i Nur duyduğumuz kadar olmadığını, bizi battaniyeleyen, üzerimize örten ülfet belasından kurtulmak çabasıdır benim gayem. Ülfet var ya, biz biliyoruz canım. İki asker varmış. Şeye gidiyorlarmış, olay gelmiş. Böyle değilmiş sıfır Risale-i Nur. Ülfet belasını kırmak için bu anlatılan şeyi, bak bir de okuyayım. Şu anlatıldıktan sonra insan neymiş? Şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Bak bu işte. Bu insan şu kainat ağacının en son, bak aşağı geldi. En son olduğu için meyve en cemiyetli, hepsini almış. Yaprak en cemiyetli değil. Çiçek en cemiyetli değil. Meyve en son olduğu için hepsini içine almış. İnsan kainat ağacını, yukarıya ağaç kabul et. Bir çınar ağacını hayal edin, büyük çınar ağacını. Bursalı olan var mı aranızda? Bursalı yok değil mi? Bursa'da Uludağ'a çıkarttı böyle korkunç bir çınar. Bursalı, gördün mü? Gördüm. Ha, ne kadar büyük değil mi? Bu kadar bir çekirdekten çıkmış. Ama alameti kıyamet değil mi? Dehşetli bir şey ya. 700 sene yaşında. Kocaman çınar ağacını oraya yerleştiren Allah, bütün alemleri de sende böyle yerleştirmiş. İnsan, kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Bir. İki. Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle insan kainatın çekirdeği hastesi. Yani yukarıda gördük cenneti cehennemi. Arş-ı kürsü. İnsanı nesidir? Hakikatından yaratılmıştır. Kısacası benim gölgem vuruyor mu aşağıya? Arkaya? Vuruyor. Cennet, cehennem, arş, kürs insanın gölgesidir. Yani bunların başı Nur-u Muhammedi'dir. Her şeyin kaynağı Nur-u Muhammedi'dir. Nur-u Muhammedi de bizde varoluş cihetiyle biz de kainatın çekirdeği aslisiyiz. Aslıyız yani.
Bu sefer insanın keyfi artıyor. Enaniyet gurur kibir manasında değil. Vay be. Şimdi arşın, kürsün, cennetin, cehennemin, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Her şeyin aslı insandır. Nur-u Muhammedi yani. Nur-u Muhammedi cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisi. Sonra insan kainat eğer büyük oraları kainatı bir Kur'an kabul edilirse insan ayet-i kübrası yani ayet-i kübra arş-ı azam insan. Kainat Kur'an olursa bu Kur'an'ın ayet-i kübrası arş-ı azamdır. Kainat isimlerin hulasası ise ismi azamı arştır. İnsan kainatta ismi azamı taşıyan ayet-i kürsüsü. Kur'an'da ayet-i kübranın hangisidir? Fatiha. Ayet-i kürsü malum. Ayet-i kübra Fatiha. Ayet-i kürsü malum ayet-i kürsü. İnsan işte Kur'an'ın manasını açarız. Kur'an'ın manasını yani hakikatını dondurup varlık yaparsak insan kainat Kur'an'ının ayeti kübrası ismi azamı taşıyan ayeti kürsisi. Ayeti kürsiyi nasıl okuyacağız artık İsmail gördün mü? Yani ayeti kürsinin karşılığı arştır. Bizde kalptir. Allahu Ekber. Böyle bir değerli bir şeysin ya. Gel de burada kendini harca. Kardeşim namaz kıldıktan sonra tuvalete de bir gençler namaz kıldıktan sonra tuvalete bile gitmek ibadettir. İbadet olarak yazılıyor. Yani haram olmasın hayatımız hep sevaptır. Onu kastediyor. Haram olmasın hepsi. Şimdi böyle yaratıldı. 15 sene çocuklukta geçiyor zaten. 10-15 sene de ihtiyarlı. Toplam etsaydım 60 sene yaşayanın her gün günde 2 defa tuvalete gitse 10 dakika verse toplam tuvalete 60 sene yaşayanın tuvalette geçen ömrü 150 gündür. Yazık değil mi ya bu kadar? Ne kaldı ki? Gece zaten 60'ın 3'te 1'i geceyle geçiyor. Uykuyla geçiyor. Banyo, tuvalet. Bir de 60 senede yemek yapmak yok, kaldırmak yok, temizlik yapmak yok, sırf gıdalanmak. Olursa 7 sene 2 ay gidip yemek yemekle geçiyor. Günde 2 defa ise. Murat'ın aradığı bir sözü geçelim. 10 sene fazla. 10 sene yaşayalım. 10 sene fazla. Ya Allah Allah ya. Geriye ne kaldı hocam ya? He? Geriye ne kaldı diyor. Ya hiçbir şey yok ki. Ben topladığım adı neydi abi özür dilerim. Cemal. He? Cemal. Cemal'im bak. Unuttum daha önce demiştim de. Cemal'im bak. Ben bunları saydım. Hastalık, musibet hariç, moral bozukluğu hariç. 60 sene yaşayan bir insanın arada kalan o boşluğu doldurabileceği boşluk teneffüs vakti 1,5 sene ile 1 sene 8 ay arası değişiyor. 1,5 sene. Bak abi ben 25 yaşındayım. Bir şey anlamadım ki. Bir şey anlamadım yani. Bilmiyorum başkası anlayan var mı yani. Yalnız beni azap veren işlediğim günahlar. Onlar beni azap veriyor. Yaşadığımı hatırlıyorum azap verdiği için. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii tabii. Şimdi ya biz bir sayfa Kur'an okuyoruz. Sanki 24 saat Kur'an okumuş gibi geliyor. Bir vakit namaz kılıyorum. Sanki 24 saat namaz kılmış gibi geliyor. Bize çok hızlı geliyor. Ya acayip bir şey ya. Değil mi o da? Şimdi adama demek ki birilerini rahatsız ediyor. Oysa sabahtan akşama televizyon seyretse 10 dakika seyretmiş gibi yani. Geliyor. Sonra İsmi azamı taşıyan ayet-i kürsüsü kainat sarayının en mükerrem misafiri. Kainat sarayının kainat sarayı gibi düşün. En mükerrem. Yani her şey onunla tanımlanmış demek. En mükerrem misafiri. Yani mesela bir sığırın karşısına gül koyun, ot koyun. Yani bir sığır için gül ile ot farkı var mı? Bir kedinin karşısına kopmuş bir balık kafası ile bir muhabbet kuşu arasında fark var mı? Aynıdır. Belki de kedi için muhabbet kuşu mu kopmuş balık kafası mı? Belki de balık kafasını seçer. Yani bir fark yok ama insan en kerim. Niye?
Her şey onunla tanımlanmış. Onunla anlaşılmak üzerine kurulmuş. Pergeli onun üzerine kurulmuş. Yani mesela yerin dibindeki madenler, semadaki yıldızlar, eva çeşit mahlukatın güzellikleri, mana mertebeleri insan ile anlamlanıyor. İnsan ile değer buluyor. İnsan ile hakikatine ulaştırılıyor. İnsan, kainat sarayının en mükerrem misafiri insan. Başka? Ve o saraydaki sair sekenelere tasarrufe mezun en faal memuru. Yani diğer mahlukata da tasarruf etme yetkisi. Mesela ağacı kesiyorsun. Sığırı kesip yiyorsun. Yani anlamlandırıyorsun. Üzerine tasarruf edebiliyorsun. 60 kilodur ama Mars'ta dolaşıyor. Jüpiter'lere gidiyor. Yerin dibine giriyor. Dağları kaldırıyor. Delip geçiyor. Böyle bir mahluk. Koca camuş. Fil. Gergedan. Bizim belki de 10 katımız ama kendisine bu kayıttı. İnsan böyle değil. O saraydaki sahil sekenere tasarrufa mezun en faal memuru. Başka? Kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına zer ve ekilmesine nezarete memur. Yani mesela gülü ve çeşitliliklerini, güzelin çeşitlerini, seslerin çeşitlerini yaratılmasına ve yaratılmış gayesine nezaret eden. Yani denilmiş ki sen en iyi emaneti sen korursun emaneti. Şunları tanımla, anlamlandır. Bunları kıyas et. Yani senin nezaretine verilmiş. Seninle anlamlanıyor. Yoksa bu kadar masraf anlamı bulmasa israf olur. Hani diyordu bazı bir yerlerde geçiyor Risale-i Nur'da bu tefekkürle. Diyor ki dünyanın İçine en ufak bir şeye ihtimam ediliyor, dikkat ediliyor. İsraf ve abes yapılmıyor. Şu anlarda anlatıyor. Diyor ki, israf ve abes yok. Kainatta hiçbir yerde abes ve israf yok. Eğer bu dünyanın sonunda ahiret yoksa komple dünya abes ve israf olur. O zaman şu olur. Eğer dünyanın sonunda ahiret yoksa adalet zulme, ilim cehalete, hikmet abesiyete, hayat yokluğa hizmet etmiş olur. Ya yani 8 milyar insan var şu anda dünyada. 8 milyarın insanın aklını yapan ilmi muhit bağlı aklı kül bir zat düşünün. 8 milyar insanın aklını yapan bir zat. Akılları toprağa sokup çürüterek diriltmemek üzere akılları israf ederek akılsızlık yapar. Haşa. 8 milyar insanın aklını yapan zat, akılları diriltmemek üzere toprağa gömüp akılsızlık yapmaz. Niçin yapmaz? Çünkü bu akıl, tek akıl kendi malını israf etmiyor. Kendi malını israf, mesela aldığınız maaşı yakar mısınız? Yani kar, kibrit yakar, valla ben 500 euroyu nasıl yandığımı görmedim diye tutuşturanı gördünüz mü? Görürseniz hakikaten makır körlüktür. Ve aldığı bir arabayı nasıl yandığını deyip de kimse tutuşturur mu? Niye yapmaz? Çünkü insanın aklı bunu yapmaz. Malını korur. Bak biraz önce kalemim düştü ama hemen aldım. Benimdi. Senin olsa arkadaşlar orada telefon kimin alsın? Heyecanlamadım. Basit bir kalemle hemen ben aldım. Sonra işaret etmedim. Kendi malına sahip çıkıyor değil mi? Bana bu latifeyi veren, aman malına sahip çık diye latifeyi veren zat kendi malına daha fazla sahip çıkar. Onda bu özellik olduğu için bana bu donanımı verdi. O zaman aklın gereği akıllı iş yapmaksa aklın ustası akılsızlık yapmaz. Devam ediyorum. Ve tarlasında varidat okurduk. Yüzler fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyeti naziri. Yani yüzer fenlerle, matematikten botaniğe kadar, uzaydan ve yerin dibine kadar, kazasuya kadar, yani kazasuda yani hudutlara kadar ilim verilmiş. Ama hayvanların böyle tarla şeyi yok biliyorsunuz. Böyle bir menkime anlatayım da sizi de rahatlatayım. İsmail'in hoşuna gider. Süleyman Aleyhisselam malum hayvanlarla da diyordu.
Onlarla da konuşuyordum. Hayvanın bir tanesi, kuşun, serçenin kanadını kırmış birisi, mahkemeye vermiş. Mahkemeye vermiş. Mahkemede kıranı da çağırmış Süleyman Aleyhisselam. Demiş ki neye kanadını kırdın? Demiş ki tarlama girdi dedi. Kuş için. Süleyman Aleyhisselam sordu. Niye diyor bunun tarlasına girdin? Ey Allah'ın peygamberi biliyorsun bizde hudut yok, haram yok diyor. Bizim onun falan yok diyor. Bizim rızkımız insanların rızkının içine konmuş. Bizim rızkımız onların içine konmuş. Bizim için hudut yok. Ondan sonra çarpıyor. Mahkeme neticeleniyor. Kısasa kısas. Bunu da kanadı. Yani kolunun kırılmasına karar veriyor. Niçin kırdı? Benim tarlama girdi diyor. Kuş diyor ki benim onun yok diyor. Bizim için şu Allah haram bir tarla koymadı diyor. Hatta rızkımızı diyor insanların rızkının içine koydu. Onun için bizim ben rızkıma indim dedi. O da taş attı, kanadımı kırdı dedi. Peki sonra mahkeme neticeleniyor. Kısas çok ibretli tarafı anlatacağım. Kanat yani kolunun kırılmasına hükmediliyor. Sonra son diyeceğiniz var mı diyor. Kuş diyor ki ey Allah'ın peygamberi ben bir şey istiyorum. Bu adamın kolunun kırılmasını istemiyor. Ya diyet alacak ya affedecek. Yalnız bir şey istiyor. Ben bu adamın kisvesine, Müslüman kisvesine aldandım da indim. O bana taş atmaz diye indim. Ama öyle değilmiş. Benden sonra başkaları aldanmasın diye kolunu kırma ama İslam'ın kisvesini al. Başkası güvenmesin buna. Bundan çıkarak İsmail diyordum ki, bazı zahirde Müslüman, batında ene budalasının budalalarına İslamiyet kisvesi de hiç de yakışmıyor. Yani keşke o İslam'ın kisve olmasa. Eve geliyor çoluk çocuk dolap bacak şeyi arıyor. Yani kaçacak yer arıyor. Geçim yok. En ufak bir şeyde boşanacağız. Almaya da olur. Kadında da bahsediyorum. Mıymıntı, mızmız, geçimsiz. En ufak bir şeyde bahane arayan, tahammülsüz, sabırsız, tevekkülsüz, teslimiyetsiz bir insan türedik. Yani Müslüman namı altında ama. İslam namı altında, 104'te söylüyor kastamın. Müslüman namı altında olanlar diyor. Bombanın altında olanlar. Ya biraz tahammül et ya, biraz sabırlı ol ya. Çoluk çocuğum var ya. Ben 2004'te beri Almanya'lardayım. Girip çıkıyorum değil. Bayağı eskiden, daha o şeyden beri buralardayım. Yani ilk hukuk zaten buraları çok iyi biliyorum da onun için tanımlıyorum yani. Müslümanı oraya getiriyorum. Yani kapıma, camiye, lojmana her gün bir 10 kişi gelmese ya. Yani basit basit. Ya sen bizim de analarımız buydu Erceman. Babaannelerimiz buydu. Neler çekmişler. Ama öyle bir şey düşünmediler ya. En ufak bir şeyde. Çok da ucuz, çok da çabuk birbirimizi terk ediyoruz ya. Ne olmuş bize ya? Çünkü niye? Sureta Müslüman İçi kof. Bu sefer güveniyorlar, bakıyorlar ki olan bu Müslüman görünümlü. Bize de güveniyorlar, bakıyorlar ki hani Laz'ın dediği gibi sus kaba var ya böyle. Bakarsın hıyar dedi, kırarsın çıkar üstübi. İçinde üstübi çıkıyor sus kaba. Zahiri hıyar diyor. Ama değilmiş yani, hayır değilmiş. Arapçada hıyar hayır demek ya. Ben biraz da okuyayım. Ya insan işte 20 tane farklı tanımı var işte. Burada göster bu insan nedir diye. Ondan sonra kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde, tarlasında varidat ve sarfiyatına, gelirine girerini insan üzerine yapılıyor. İnsan menşeli tasarruf ediliyor. İnsanın hakikatini ortaya çıkartsın diye tasarruf ediliyor. Niye tertip ediliyor? Bu manzaralar niye konuluyor? Semadaki bulutlar niye hareket ediyor? Hiçbir sığır gördünüz mü? Mooo diye kafayı kaldı. Vay be maşallah şu buluta bak. Allah'ın tasarrufatını azametini senin der mi ya? Adam iki şeye muhtaç. Ot ve su. Sığır olduğu için. Demez. Niçin demez böyle tesbikül etmez? Sığır olduğu için demez. Sığır olduğu için yapmıyor. Evet
kainat şehrini, zemin mahallesini, bahçesini, tarlasında, varidat ve sarfiyatına zer ve ekilmesine nezareti memur, başka yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetin hazırı. En gürültülü de insan. 60 kilodur ama gürültüsünü galaksilere de gidiyor. Yerin altındaki madenlere de kadar gidiyor. İnsan en gürültülü mahluk. Her tarafı vermeli. Kana döndürmüş. Kan. Bizden önce arzda başka kan döken fesatçı varmış. Cin tayfasının birisi. Allah onları kaldırdı, bizi getirdi. Sonra kainat ülkesinin arz memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkati altında bir müfettişi, bir nebi halife-i arzı. İnsan Allah'ın dışında yaratılan şu alemin, indir biraz, indirir misin abi? Şu alemin, bak bir daha görelim. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarı çık çık. Oh. Bak, bu Nur Muhammed'e gel. Aşağı in, artık aşağı ineceğiz. Ha, dur. Nur Muhammed'in geldiğini al. Bak, Nur Muhammed'i bu. Bundan sonra işte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kabı kalbisi miracı burada. Allah'ın kelamına ve rüyetine mazhar oldu burası. Son mertebe. İşte bak, burası in aşağı yavaş yavaş. Bu büyük insandır. Ustad Risale'de geçer. Kainat insan ekberdir. İnsan-ı kübradır diyor ya. Bu büyük insandır. Büyük insanın ruhu arş-ı azamdır. Bizdeki karşılığı ruhtur. Kainat büyük insansa aklı lef-i mahfuzdur. Bizdeki karşılığı dimağdır. Kaldır. Kainat büyük bir insansa arş onun kalbidir. Arş. Şu arş onun kalbidir. İnsan da kalbi burada. Kainat büyük insansa birisi celal, birisi cemal. Onların en azami tecelli ettiği yer cehennem ve cennet. İnsanda da odundaki duman ve ateş, öteki tarafta nur ve letafet tarafı. Devam et, ilim daireleri, ilmin çeşitleri. Sonra insanlık burada verilmiş. Nefis burada takılmış bizler. Sonra biraz da çık yukarıya. Lef-i mahf ve ispat ise lef-i mahfuzun yazar bozar bir taraftası ki zaman. Bugün de zaman dersini yaptık. Şeyde, Dilemen Akfen'de. Zaman ve adem, yokluk. Çok acayip bir ders inşallah. Sonra yukarıya çıkalım. İşte bak burada sen oturuyorsun. Bu memlekette de şimdi burada otururken, seyrederken sen seni seyrediyorsun, sen seni dinliyorsun. Yani aklınla noktalı virgül. Aklına hakim olamazsın. Bir daha. Aklınla, aklına noktalı virgül. Aklınla hakim olamazsın. Bu asrın en büyük belası budur. Psikoloji saham bu. Saham biliyorsunuz, tanıyorsunuz. 400'e yakın psikoloji ders yapan bir insanı. İnsanın en büyük belası kendisidir. Aklın belası aklidir. Düşüncelerimizin belası düşüncelerdir. Peki aklımla nasıl hakim olacağım? Bir şartla. Aklın ustasına aklını bağlarsan ki vahiy, bu aklı vahye bağlarsan aklınla aklına hakim olursun. O zaman fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Yani cennete gideceksin demiyor. Gir cennete hazır. Hazırı anlatıyor. Yok, akıl sana hakim olursa dünyanı cehenneme döndürür. O da diyorsun işte aklımın izacatından. Akıl bir alettir der ustad. Mazinin elemini, geleceğin korkularını hazır zamana cem edip yaşatır. O zaman dünyanın olur cehennem. Bugünkü sıkıntının sebebi bu. Aklımızla aklımıza hakim olamayız. Aklımızı aklın sahibi olan vahye bağlarsan aklımıza öyle hakim oluruz. Aklına hakim oldun mu? Akıl sana bilmez. Çünkü akıl nedir? 27. sayfa sözlerde akıl bir alettir diyor. Alet. Ruh bile sana verilmiş. Ruhunu niye kirlettin? Hatta biz insan değiliz. Bab-ı insaniyet ismi hakimin cilvesidir diyor. İnsan değiliz. Biz daha arkadayız. İnsanlık bize verilmiş bir hakikattır o. İnsanlık.
Hani deriz ya, hey insanlığına ne oldu? İnsanlığını mı kaybettin sen? İnsanlığını mı hiç nazara almadın? İnsanlığını yitirmiş. Yani yitirilen var, yitiren var. İnsanlık biz değiliz, daha arkadayız demek istiyorum. Nur-u Muhammed-i cihetiyle. Fakat burada oturuyoruz. Bütün 18 bin alemin üzerine cem etmiş bir hal gibi bir meyve düşün. Renk orada. Kapatmıyor tadı. Rengi kapatmıyor. Lezzetini kapatmıyor. Kimyasını kapatmıyor. Fiziğini kapatmıyor. Yani bir de misal vereyim, keseyim. Bir kokmuş et düşünün. Et. Et kokunca ne çıkar? Kurt çıkar. Kokmadan önce kurt neredeydi? Etteydi. Hacaman? Etteydi. Bak et çürüyünce İsmail kurt çıktı. Kurt neredeydi? Etteydi. Niçin çıkartmıyordu? Kanuniyeti vardı, örtülmüştü. Orada vardı zaten. Eğer et kendisini kaybedince içinde kodlanmış olan bakteriler, virüsler, kurtlar çıkmaya başladı. Kurt çıkan kurt da ölürse havaya uçuşan mikroplar olur. Daha onun arkası enerji. Yani etin içerisine o kurdu, bakteriyel canlıları koyan, saklayan Allah, bir çekirdeğe kocaman çınarı yerleştiren Allah, bir damla değil, bir hücre spermaya insanı koyan Allah, bütün 18 bin alemi de insana böyle yerleştirmiş. Bu tür dersler bize, inşallah Allah nasip etsin, hepimize ülfetimizi kırıyor. Yani sıradanlık olmadığımızı, sıradan bir mahluk olmadığını, diğerleri gibi mutfak, tuvalet, yatak, iş, bunun içerisine hayat geçiremeyeceğimiz, gübre fabrikası olmadığımızı, mutfakta doldur, tuvalette boşalt. Bak, mutfak doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, okul veya iş. Ne yaptı? Dikdörtgen. Yani bu kadar basit, fasit bir daire içinde ömür geçmemesi gerekiyor. Ben şimdiye kadar insan tarifini 20 anlatıyor. Ben 5 tane tarifi okudum. 20 çeşit tarifi var. Bununla alakalı büyütebiliriz. Bir büyüt. Sorusu olan var. Anlamayacağınızı biliyorum tabii bir anda bu. Buradakini şekillendirdim. Gayem şuydu. Bununla ülfetimizi kırmak, sıradan bir risale sıradan bir eser olmadığını, yani kocaman bir Bediüzzaman'ın da okuduğunu ve onun istifade ettiğini söylüyor. Biz de okuyoruz, istifade ediyoruz. Demek ki Risale-i Nur'un kelimeleri, ben diyor oralara işaret ettim diyor. Oralara giderken konulan taşlardı diyor. Yani altını düşünün, uçurum veya batak ama taşlar konmuş. Tamam. Oralara gitmek için alametler koydum. İz takip etmek. Kelam, camiül kelimdir. Kur'an'ın bu asırda tefsir olduğu için camidir, çok mana ihtiva ediyor. İşte o denilen, bu nereden çıktı? O denilen kelamları tek tek okuyarak nereden başladı, nereden bitti, nereden başladı, nereden bitti, onlar bitiren, bitti, başladı, bitti, başladı, birleştirdi, böyle bir şekil çıktı. Buradaki gayemiz oydu. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha'tan selamat.